Abi ne haber ya? Nereden böyle? Ekmek kuyruğuna girdim. Anca sıra geldi. Dünden beri bizimkiler aç. Ney? Dünden beri mi? He, ucuz ekmek kuyruğuna giriyoruz. Anca sıra geliyor. Hadi eyvallah. Açlık ve kıtlık başladı. Yakında birbirimizi kemireceğiz. Hadi be kardeşim, hadi be kardeşim. Çıkarın artık şu ekmeği. Vallahi ayaklarımda derman kalmadı. Hadi be, hadi be. Senin önündeki ne lan? Ya aldım, görmüyor musun? Lan iyi de o bidon boş. Boş değil, görmüyor musun? Gücüm buna yetti, ne yapayım? Şükür şükür, buna da şükür. Bunu bulamayanlar da var. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Sen de şükret, nankör. Abi ne sırası bu? Ekmek sırası, ekmek. Hah, iyi o zaman. Biraz önce yanlışlıkla yağ kuyruğuna girdim de ben şuraya bir yere sıvışayım ya. Bunu diyeme, zındık. Uyanıklık yapıp araya gireceksin ha. Geç sen arkaya. Tamam ya. Abi tüp kalmamış ya, yarın tekrar şansınızı deneyin dediler. Oğlum niye bekliyorsun? Git benzin kuyruğuna gir. Tamam abi. Pardon arkadaşlar, yıl kaçtı acaba? 2021 bitmek üzere. Çok şükür, kazasız belasız. Lan daha ne gelecek başımıza? Vay be, desene o eski günlere geri döndük. Ah, önceden gençlere eskilerden örnek vererek nasihat ederdik. Şimdi neyi bahane edeceğiz? Neyse, şükür şükür, buna da şükür. E şimdi de taş devrini örnek verin. Neden? Yakında ekmek bulamayıp taş kemireceğiz ya, ondan. Bu daha iyi günlerimiz. Sonu düşünen karaman olamaz diyorlardı. Biz de düşünmedik ama karaman olamadık. Yani ne dedin, biz bir şey anlamadık. Anlayan anladı, anlayan anladı. Vallahi ben de bir şey anlamadım. Senin anlamaman gayet normal çünkü senin işine gelmiyor. Sen şükür etmeye devam et. Ya Rabbi çok şükür. Abi benzin kalmamış ya. Petrollerinden arabalardan geçilmiyor, ana baba günü gibi. Bak gördün mü? Demek ki bolluk var. Herkesin arabası var. Bu kadar nankör olma, olma. Şükret, şükret. O bolluktan değil. Ya neyden? Neyden olacak? Bir litre fazla alabilmek için anlık zam yapılırsa millet de oraya saldırır. Artık benzin alamadıktan sonra araba olsa ne olur, olmasa ne olur? 2 saatte buradayım, bu da boğazlaşıp uçacak şimdi. Abi bizim arabaya benzin yerine sidik koysak nasıl olur? Git bir dene, eğer işe yararsa benzin parasından kurtuluruz oğlum, daha ne istiyorsun? Tamam abi, zaten çok sıkışmıştım. Tamam acele et, dikkat et kimse görmesin. Baktın işe yarıyor, bana da haber et. Kuyrukta bekleye bekleye ben de sıkıştım. Boşa gitmesin bari. Abi niye kimse görmesin, ayıp diye mi? Yok oğlum, ne ayıbı? İşe yararsa patentini alırız. Fırla fırla fırla. Tamam abi, hemen gidiyorum. Biz şükretmediğimiz için bunları yaşıyoruz. Her şey Yaradan'dan. Allah'ım sen bizi affet ya Rabbim, ne olur acı halimize. İndir artık şu doları. Arkadaşlar, sidik işe yararsa kesin ona zam gelir. Ben size diyeyim. Ya şu ekmek de çabuk çıksa ya, yoksa başımız belaya girecek ha. Neden başımız belaya girecekmiş? Niye olacak? Birkaç kişi toplandı mı polis boykot falan yapıyoruz sanacak. Durduk yere al başına belayı. Ekmek çıktı, gelin gelin. Hadi hadi hadi. Ne yaptın? İşe yaradı mı? Abi işe yarıyor gibi ama anlamak için deponun fullenmesi lazım. Tut şu ekmeği bakayım. Ben fullerim depoyu, sen merak etme anam. Eğer işe yararsa bu bir devrim olur. Demek ki bütün icatlar yokluktan çıkmış arkadaş. Bekle beni, geliyorum abi.